zamanı geldiğinde herkes gibi Mehmetçik olarak askere gittik. İlk gidişimiz Kütahya Jandarma Okulu. Şimdi orada ilginç bir şey var. Askerlik şubesine gittiğim zaman ben işte paraşütçü olacağım dedim. Bir yüzbaşı, hiç unutmuyorum Allah yaşıyorsa ömür müsün, öldüyse Allah rahmet etsin. Ne yapacaksın, sen manyak mısın dedi ya, paraşütçü olacağımızsın. İşte komando olayım, bilmem bir şey deyince tamam, ben seni jandarma yazayım da gibi böyle bir şekilde jandarma okulu da Kütahya'da vardı, oraya gittik. 3 ay oradan sonra Konya'ya şoför kursuna geldik. Oradan Adapazarı'na jandarma şoför olarak aşağı yukarı 2 sene hizmet ettik. Vatanı bekledik. Bizim askerliğimiz bitti. Askerlik 18 aya düştü. 6 ay alacağımız var. Bu gibi vatana feda olsun. Dolayısıyla askerlikten sonra geldiğimiz zaman bugünkü eşim mahallemizin kızı idi. Şimdi derler ki ya acaba siz birbirinizi görerek, hayır. Vallahi 6 ay nişanlı kaldık, birbirimizi görmekten kaçtık, utandık, ayıp. Ben kapıdan çıkarken o dışarıdaysa içeri girdi. O kapıdaysa ben çıkmadım. Öyle bir hal vardı. Şimdi Türk milleti kızı da erkeği de şair ruhlu. Herkesin mutlaka bir beyaz sayfası, bir defterleri vardı. Çocukluğumuzdan beri bilir, herkesin hatıra defteri olurdu. İşte birine verdiğin zaman çok güzel sözler yazmak için bana kalbin kadar temiz ayırdığın bu defterdi, bana ayırdığın için teşekkür ederiz diye bir yazılar yazılırdı. Mutlaka her gencin bir hatıra defteri olurdu. O zaman şiire önem verilir, yazılırdı yani. Şunu diyorum ben, bugün baksak her kızın evlenene kadar, her erkeğin askerden dönene kadar mutlaka hatıra defterleri, şiirleri, veciz sözleri vardır. Ne zamana kadar? Evlenene kadar kızlar, askerden gelene kadar erkek çocukları bunu yazmaya devam ederken, meşakkate karışınca her iş biter, evlilik ağır basar, o işlemler bitmiş olur. Yoksa herkesin şair ruhu var diyorum. Biz ne yaptık? Biz bunu ilerlettik. Babam ve dayımın şair olması münasebetiyle şiirler yazdık, kitaplaştırdık. Bütün gazetelerde, dergilerde, mecmualarda çıktıkça o bize güç verdi, kuvvet verdi. İyi şairleri örnek alarak da çok daha iyi yazmaya özendik, gösterdik. Bugün gençlerimize yazdıklarına bakıyor. Geçiyordum sizin mahalleden. Anan evde olsa sana selam savacaktım. Annem de bir tane tenekesine balkonda ne güzel çiçek ekmiş. Bu ne? Şiir. Abi olmaz ya. Bu şaire de şiire de hakaret etmeyin arkadaşlar. Biraz okuyun. Şiirin kıtasını, veznini, ölçüsünü, kafiyesini tutturarak şiir yazmaya çalışın. Serbest şiir var mı? Var. Ama onun bile bir kafiyesi, noktası, ölçüsü var. Ya bunları bilmek lazım. Yoksa yazıyor diye öyle. Eğer yapamıyorsanız iyi yazanlara bırakın. Onları izleyerek, severek, okuyarak keyif alın derim. Şimdi ise bu duygusallıkla yazdığımız şiirlerle Kayseri kültürünü anlatmakla
eskiyi yeniyi efendim düzenlemekle, harman etmekle yazdığım 17 kitaba ulaşmış oldum. Burada her türlü yapılan etkinliklere katılmam oldu. Davet ettiler, gittik. Bizi anlattık, beni değil. Halk adamı olmaz münasebetiyle bunu halkımız da böyle kabul etti. Ben kendi hayatımdan, özelliğimden, geçmişimden onlardan ziyade halkımızın nasıl yaşadığı, ne içip ne yediği, ne işler yaptığı bunları anlatarak Kayseri kültürünü en iyi anlatanlardan saydılar. Fıkralarla, şiirlerle yapmış olduğumuz çalışmalarla halkımızı yükseltmeye çalıştık. Bütün gayem, amacım Kayseri kültürü, kültürümüz dedik. Bu şekliyle bildiğin gibi her kanalda, televizyonda, gazetede, dergide, mecmuada varız, olmaya da yaşadığımız sürece devam edeceğiz. Bilindiği gibi şairlerin nüktedanlığı gibi hazır cevaplılığı, Allah vergisi var. Buna örnek bir kısa. Osmanlı Soha diye belediyemiz bir çadır kurdu. Atatürk evinin oraya. Oraya beni de davet ettiler. Ya dedi ki kardeşim sokakta kültür hizmeti yapılmaz. Yani olmaz dediysek de rica ettiler gittik. Şimdi ben orada yabancılar da var. Anlatırken Kayseri'yi fıkraya geçmek için de dedim ki Kayseri kültürü şöyledir. Kayseriler kim? Kayseri haritası içinde olan herkes Kayserili bana göre. Kayserileri bilmeyenler, çekemeyenler Kayseri'ye karalamak için anasını boyar, babasına satar. Yok eşekten bastırma yapar derler. Dediğim an sahnede uzun boylu böyle bir adam galas. Öyle diyeceğim, kızıyorum çünkü. Evet dedi, Kayseriler eşekten bastırma yapar. Sustum, herkes bana baktı ne diyecek. Hazır cevaplı Allah vergisi ya. Ben fiskos edenler de duysun diye anlayamadım dedim. Tekrarlamak için. Evet dedi, Kayseriler eşekten bastırma yapar. Peki sana niye bir şey yapmamışlar dedim, adam kayboldu. Bu gibi hazır cevaplılığımız Allah vergisi çok yerde tezahür eder. Şiirlerimden birkaçı bestelendi. 12 tanesini Doktor Sayın Mustafa Uyan, bildiğimiz, tanıdığımız arkadaşımız, abimiz bestelemişti. Örnek olsun diye o şiirden birini okuyayım. Dönmedin. Sensiz bu yaşanan kaçıncı mevsim? Kışlar yaza döndü, hala dönmedin. Solmaya yüz tuttu verdiğin resim, işin naza döndü, hala dönmedin. Hani gelecektin bahar gelmeden, soldu papatyalar seni beklerken, bu bahar da geçti, gelecek derken, mevsim yüze döndü, hala dönmedin, hala dönmedin.